Maxwell'e, çok şaibeli Rosalind'in isteği üzerine gidiyoruz. Aynen. Gidiyorsunuz. Nerede ineceksiniz Uber'den? Tam 10 kat gibi oluyor. 1-2 blok yani ötesine... Evet, biraz uzandı inelim. Tamam. Burası şey yani, banyo gibi düşünebilirsiniz burayı. Hı. Ama daha çok böyle bahçesi falan var. Emekli insanların gidip bir şeylerle uğraşacağı şeyler vardır ya. Hı. O tarz bir yer. Hani az parası olan yeni evlenmiş çiftlerin çocuklarını bahçede yetiştirsin diye tuttuğu yerden biraz daha farklı yani. Onun daha eski versiyonu. Hı hı. Etraf koklayacağım mı? Perception evet. Ben zarsız çöp gidiyor diye otomatik sarsız sayacağım şeyler seçmeye çalışıyorum. Şöyle. Bu tarz şeylerde şimdi difficulty'si 6-7 ile alabileceğin kokular da var. 8-9 ile alabileceğin kokular da var. 9-8-6-8 acute sensing smell. Ona tamam. Göre hesaplasın. Abi yaklaşık 8 tane farklı çok keskin bitki kokusu var. Okay. Bunlardan bir tanesini çok net tanıyorsun. Kurtboğan diye geçen bitki. Ne, Wolfsbane. Onun dışında başka şifalı bitkilerin falan şeyler de var. Kokuları da var. Ağır bir tarçın kokusu var. Belli herifin evinin olduğunu bildiğimiz yere doğru yoğunlaşıyor bu koku. Güzel. Yaklaşınca daha farklı bir şey alırsam söylersin. Yok, alıyorsun yani. Alabilirsin. Tüm kokular daha da yükseliyor gibi. Yani Wolfsbane'i başta çok az alıyordun. O arttı. Onun dışında işte tarçın kokusu yavaş yavaş artıyor. Onun dışında değişik baharatımsı ama hani tam baharat kokusu değil. Hani taze versiyonlarını gibi düşün. O tarz şeyler var. Kira, sana güveniyorum şey konusunda. Tamam. O zaman ben sizi arkadan takip edeyim. Siz yine. Yani uygun gördüğünde sağ ol. Daha akşam olmadı. Onu söyleyeyim. Size demiştik hani şu an daha hala iştedir. Akşam iş çıkış saatine gelecekti. Kaç saat var? 2 saat falan var. O zaman biz bir etrafı bir kolaçan ederim bence. Okay. Bir de şey, burası Queens'in denize yakın tarafında dedik. Hı-hı. Bizim başta araştırmayı düşündüğümüz denizdeki olaya ne kadar yakın burası? Yani sizin mekanınızdan biraz daha yakın. Ama yani şey direkt çok daha yakınında mı diye. Çok direkt deniz kenarında değil yani. Okyanus Botanik Park diye düşün. Tamam. Şuralarda bir yerde böyle. Aa tamam. Ya ben şey çok daha suya yakınsa aralarında bağlı. Yok direkt öyle değil. O zaman kokuları takip ediyorum. Takip ediyorsun. Zaten eve gelince onlar artıyor iyice. Orada şey evine gelince bir sıkıntı olur herhalde bakacağım. Perception yok altı. Sekiz yedi. Bakıyorsun. Abi ilk gördüğün şey evin arkasından garip renkler yükseliyor. Oraya doğru bir gider bakarım. Evde bir şey fark ediyor muyum? Koruma var etrafında. Spiritual bir koruma var. Akira, Rosalind'de gördüğüne benziyor mu renkleri, şekli, şemali? Çünkü ben Rosalind'deki kendimi görmedim. 5-9-10 Bakıyorsun, aynı değil. Uyandırdığı his aynı, yani muhtemelen aynı amaçla. Ama daha vulgar bir şey gibi düşün. Aynısı değil ama korumak için yapmış. Ya bunu şey gibi düşünebilirsin, hani bir karakoldaki seni bekletirken yani göz altına aldıkları al zaman koydukları hücreyi düşün. Bir de farklı dizilerde belki görmüşsünüzdür. Böyle kurşun geçirmez camdan falan yapılan bir şey vardı ya, daha böyle düşünülmüş şey yapılmış falan. Rosalind'in yerindeki yer o camdan yapılmış gibi düşün. Buradaki bayağı vulgar böyle. Yani demirden bir yeri kafeste kapatmışsın gibi. Yani tabii demir değil ama öyle gözüküyor. Yani biraz kaba bir adam bekleyebiliriz. Peki arka bahçeyi de kapsıyor mu koruma? Hayır.
gidip bahçeye bakacağım. Sera var abi arkada. Bir kısmın üstü açık. Ya benim tanıdığım bir şeyler var abi. Yani bir sürü bitki var. Tanıdığın şeyler, demin kokusunu aldığın bitkiler burada var. Bunların konuşmalarını duyabileceğim, beni görmeyecekleri tahmin edebileceğim bir yere geçmek, bulmak istiyorum. Şuna bakıyorum. Yani şimdi saklanmak için bir yer arıyorsan Sera'nın yanında böyle hani işte kürektir, carttır, cüttür o tarz şeyleri konulan küçük bir kulübe var. Onun hani gölgesine falan girebilirsin. Oraya saklanayım. Dex stealth alacağım. Stealth'im yok. O zaman dex atacağım. Difficulty 8. Bir success, 9. Tamam. Oğlum oraya geçti. Biraz gölgenin içine falan girdi. Çok böyle hani dikkatlice bakmadığını söyleyecek. Kolay kolay gözükecek gibi gözükmüyor. Daha yapmak istediğin bir şey var mı? Bir etrafta neler seziyorsun? Şerefe. İlk olarak o zaman şeyle başlayalım. Sens ürününe başlayalım. Yok. Okey. Ben ama yine de bir şey için gönül sınırı harcayayım. Şeyimi açayım, heightened sense'imi açayım. Olur olmaz. Tamam. Hazırlıklı olalım. Ama bir şey beklemiyorum zaten. Özellikle bir şey aramayacağım. Onu görüp ya da şey yaptığı farklı bir şey. Ben evin etrafını bir araştırırım. Hani mümkün şey. Başka bir evle ortak duvarı var mı? Yok yok, bahçesi var genişçe. Var dört tarafında da bahçe var buranın. Bir de şey, o bariyerin içine girmeden camlardan falan bakıp hani içeride ne görüyorum'a falan bakacağım. Bariyer, spiritüel bir şeyin buraya girmesini engelliyor gibi gözüküyor bu arada. Bizde kurt adamınız yarı spiritüel. Materyaldesiniz ama yani. Ama şey de anlayabilir, biri girdi çıktığı da anlıyor olabilir. Hani olabilir. İz bırakmak istedim, o yüzden dışarıdan hani perde arasından ne kadar görüyorsam. Tamam. Bütün camlar panjurlu. Güzelmiş, yapacak bir şey. İçeriden de garip kokular geliyor ama. Daha bu yolda aldığım kokların karışımı, bunu sen de alıyorsun hafif hafif. Bunların karışımı ve biraz daha kurutulmuş hallerinin pişmiş hali falan gibi düşünebilirsin. Daha böyle demleme, damıtma falan olaylarından sonra çıkan kokular gibi. Komşuların evleri nasıl? Yani komşularının evleri nasıl duruyor? Normal. Sokakta mokakta oturan biri var mı? Bahçesinde çay içen, oturan. Yok görebildiğin kadarıyla. O zaman şey, biz de sokakta çeşitli yerlere saklanalım. Adam gelmesini bekleyin. Ben saklanmayacağım. Adam gelmesin. Kıyıya ne kadar yakınız? Bir kesim ya var yani. Bir iki kilometre var hala. Okey. Yeterince yakınsa şeyleri çok toplayacaktım da kıyıda dayalı diye bir şey yoksa bekliyordum ben de. Çok topluyum. Abi biz saklanmadan mı bekliyoruz o zaman? Okey. Dexter. 7, 7, 9, 6, 10. Onu bir daha atayım. 8. Biz babama konuşuyor abi. Ben saklanmayı planlamıyorum. Sizin böyle bir şeyiniz varsa. Sen niye saklanmıyorsun? Saklanıyoruz abi, adamla konuşmayacağız biz zaten. Evet de biraz paranoyak ve Rosalind gibi birini potansiyel ihanet etmiş biri olsam ve evimin etrafında 3 tane başka doğaüstü şey görsem korkabilirim. Evet, çünkü onlar gölgelerden çıkacak, hiç korkmayacaksın. Yani biraz da korkmasını istiyoruz ama. İyi, tamam. Ve ben ya ben saklanmayı başaramam. İstiyorsan uzaklaşayım. Abi saklanmıyoruz. Yani sen arkadaşsın. Onun siz de var yanında falan oturup böyle bir oturacak bir şey var, porçu var bu arada. Oturuyorum. Tamam. Telefonumla oturup herifin adını bulayım. Teknoloji falan yok, sadece bunu yazabilirim şimdi. Yazabilirsin. Bir şey çıktı. Finans şeyi, danışmanı, adam.
Güzelmiş. Bayağı da ünlü, para da kazanıyor yani. Yani böyle bir evde oturacağını bekleyecek bir... 24 yaşında bu arada. Bir resmine bakıyorum. Esmer. Hayır, dinamesine bakıyorum sonra. Google'daki doğru kişiye baktım diye darsa karşılaştırmak için resme baktım. Ya sadece Esmer'i duydun ama yani. Evet. Esmer bayağı yüzü biraz çökmüş. Elmacı kemikleri falan şey. Çık. Zayıf bir adam yani. Çökmüşten kastım. Bize anlattığı şey uyuyor mu? He. Bekliyoruz sonra. Dünyanın en sıkıcı kurt adam peki zaten. Bir iki saat geçiyor. Zaten yani gelmeniz falan filan. Bir noktada bir arabaya yanaştık. Garaja girdi. Elinde grocery store'dan aldığı kese kağıdının içinde meyveleri falan filan bir adam çıktı. Baget, baget var mı içinde? Var. Tamam. En önemli şey buydu. Size bakıyor. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Konuşabilir miyiz? Kendimi tanıtıyorum orada hani. Ben Reden Scott diye. Tabii. Yani ney hakkında? Ne kadar dürüst olmamı istersiniz? Mümkünse tamamen. İş ortağınız ol yani. Kimi iş konularında competitor'ın Türkçesi ne olur? Rakip. Rakibin sayılabilecek bir bayan Rosalind diye biriyle ufak bir konuşma ne falan düşmem. İçeride konuşabilir miyiz? Tabii buyurun dedi. Kapıyı açtı. Gidiyoruz. Bayağı modern içerisi. Yani böyle eski püskü bir eşya yok içeride. Muhtemelen iyi para kazanıyor adam. Zaten hani başarılı bir finans danışmanı bulduğun üzere. Yani bir kütüphanesi var. Koltuk falan var. Yani normal kahvesi basmaz. Koltuğa bir şey içer misiniz? Su alabilir miyim? Tabii. Şey arkada ilginç bitkileriniz vardı. Yani evet. Hobi. Siz nelerle uğraşıyorsunuz? Su falan koyarken. Bitki bilim. Bilim. Hı-hı. Ne gibi şeyler üretiyorsun? Değişik çaylar, merhem. Hı-hı. Daha çok ilaç. Bayan Rosalind'den bahsettiğimdeki tepkine bakarak biz niye yolladık tahmin ettiğini varsayıyorum. Az çok. Daha önce sorun yaşadınız mı? Tam olarak sorun denemez ama... Kendisi biraz paranoyak. Gördüğüm kadarıyla tam aynı işi yapıyor ya da benzemiyorsun. Evet. Yani benim işim daha çok modern tıp biliminin kullandığın dışında ilaçlarla insanlara yardımcı olmaya çalışmak. Peki Bayan Rosalind'in sizle ilgili niye çeşitli potansiyel ithamlar olacağına bir fikriniz var mı? Var. Evet. Paranoyaklığı dışında. Yok, var. Aslında çok neden bu ithamlarda bulunduğunu da anlayabiliyorum ama şöyle söyleyeyim. Şimdi onun bir müşteri kitlesi var. Her zaman da aldıkları eşyaları çok insancıl yöntemlerle kullanmayan bir müşteri kitlesi var. Bazılarıyla ufak tefek anlaşmazlıklarımız oldu. Bayan Rosalind'in niyetinin kötü olmadığını sizi temin edebilirim bu arada. Kendisi daha önceden beraber çalışmışlığımız da var bizim. Ancak muhtemelen o müşterilerinin ona verdiği yanlış bilgi, onu manipüle etmeye çalışması ve yani bunun üzerine. Yani muhtemelen buna inanmamıştır ama sizi buraya bu konuyu daha detaylı araştırmak için gönderdiğine aldım gibi eminim. Doğru söyledin, evet. Düşün müsün Şevego? Ben atayım mı? İçeriden bu dört sesler geliyor mu? Yok. Abi etraftan hiç korkma. 0-7-6-5-4 düşünmemiştim. Abi adam yalan söylemiyor. Ama her şeyi de söylemiyor. Çok güzel anlatıyorsunuz.
Güzel ama yani Bayan Rosalind bizi tahmin edersiniz ki belirli önlemleri almak için gönderdi. Fakat gördüğümüz kadarıyla hani öyle bir durum söz konusu gibi durmuyor. Neden böyle bir şeyden şüphelenmiş? Hani daha spesifik bir şeyler söyleyebilir misiniz? Neden bundan şüphelenmiştir? Yani Bayan Rosalind sizi tam olarak ne için gönderdi onu söylerseniz yardımcı olmaya çalışırım. Dürüst olurum. Bay Maxer. Ama şey, sizin ne olduğunuza dair benim bir fikrim var. İşinizde göründüğünüz gerekliyseniz, sizin de bizim ne olduğunuza dair bir fikrimiz var. Hı-hı. Fikriniz olduğunu zannediyorum. Kokunuzdan belli oluyor. Yanlış yani, anlamayın. Kötü anlamda söylemiyorum. Biz tamamen dürüst olursak, sizin de tamamen dürüst olduğunuza ve bu işi daha başka boyutlara taşımadan bitirebileceğimize emin olabilir miyiz? Onun için nasıl bir teminat verebilirim ki size? Ben söyleyeyim, böyle böyle bir şey sağlamanızı istedi diye. Size böyle böyle bir şey verdi. Kurup söylerim ben. Yok, şeyden şüphelen. Belirli bir miktar malları kayboluyormuş. Şimdi sizi kendisi, Rosalind Hanım, tahmin edersiniz, kendisi direkt olarak suçlamak istemiyor. Ve hani bundan şey değil. Bize hani böyle bir şey var mı? Emin olalım. Hani şey yapın, bir konuşun. Kendisi zaten ilk olarak konuşmamız için gönderdi sizinle. Bir hani diplomatik bir amaçla bizi gönderiyor. Sizin buradaki kayıp mallar hakkında bir fikriniz var mı? İlk olarak bunu sorayım size. Bir listesi var mı bu eşyalar? Hayır. Bize o, bir liste vermedi değil mi? Bize onun yerine böyle böyle bir şey verip... Yani şöyle söyleyeyim. Sağlamamız istedim. Benim burada insanlara sattığım bir şey yok öncelikle. Benim yaptığım iş, dündüz yaptığım işten para kazanıyorum. Burada yaptığım şeyle para kazanmıyorum. Bu daha çok bir hobi gibi. Yardım edebildikçe de insanlara yardım ediyorum. Farklı yöntemlerle. Ki yaptığım şeyleri satıyor biliyorsan, farkındaysanız Bayan Rosalind'in yaptığı şey, yani sattığı şeylerden çok farklı benim yaptığım iş. Ama dediğim gibi kendisinin bazı müşterileri benden de bazı konularda yardım almak isteyen müşteriler. Onlara yardım etmeyeceğimi söylediğim noktada ufak tefek anlaşmazlıklar çıktı aramızda. Muhtemelen de Bayan Rosalind'de benim aramı bozmak için böyle bir durum var. Yani kim yapıyor, neden yapıyor? Bir fikrim yok ki sizi temin ederim. Kendisi Bayan Rosalind bu konularda bayağı yetkin biridir. Yani böyle bir olayın gerçekten benim yaptığımı düşünseydi ya da düşünseydi bundan kendisi emin olabilirdi. Emin olsa da şu an muhtemelen bu işi yapamıyor olurdum. O zaman şöyle yapalım. Bayan Rosalind bize salmamız ve kayıp bir şeyler, eğer onun sahibi olduğu kayıp bir şeyler varsa alması için bize bir tane alet verdi. Kontrollü bir ortamda, eğer Bayan Rosalind'e bu kadar güveniyorsunuz, kontrollü bir ortamda beraber bakarken bu aleti çalıştıralım. Zaten elinizde hiçbir şey yoksa kaybedecek hiçbir şeyiniz de yoktur. Hem Bayan Rosalind size tamamıyla güvenini sağlamış olur, hem de sakin bir şekilde herkes yoluna ayrılır. Ne dersiniz? Benim sıkıntım yok. Aynı. Cam açarsanız arkada arkadaşı sesleriz. Hakir hakel alalım. Hiç. Çıktım ben. Sana sesleniyorum, çıkıyorsun. Böyle şeylere hiç gerek yoktu. Takdir ederseniz bizim hayatımızda daima birazcık önlem almanın ne kadar önemli olduğunu takdir edebilirsiniz. Paranoya. Önlem almak. Eğer sizi birileri takip ediyorsa paranoya mıdır? O yüzden... Aslında evet, hala daha paranoyadır yani. Ne yapıyoruz? Neyse, alet kurup salabilirsin. Çıkarttım kurdu. Bırak. Baktı böyle bir alete. Şimdi kurdu, bıraktı. Gördüğünüz şey, bu alet gezmeye başlıyor önce bir noktada. Sonra hafif tütmeye başladı. Duman yükseliyor. Bir yerde böyle kapı gibi bir şey oluşuyor, böyle GTV gibi. Eyvah. İçinden siyah bir şey çıkıyor. Böyle kertenkele ile köpek kırması bir yaratık gibi düşünün bunu.
Hem burnuyla hem diliyle havayı kokluyor gibi düşün. Okey. Sonrasında bir yerlere gitti, kokladı falan filan. Durdu. Geri şeyin içine girdi. O çıktığı şeyin içine girdi. Hayvan biraz daha hareket etti sonra. Durdu. Şey bitti. Kurma şeyi. Böyle ben yaşadınız. Ben spiritual realm'a bakacağım burada. Perception okult. 9, 7, 5. Demin bahsettiğim şey abi. Oyuncak. Oyuncak da bir şey yok. Portalın çok da açılıp kapandığı yerde bir değişiklik var mı? Bir corruption'a baktım şu an. Şimdi şöyle, yaratığın gölgesi şu an yerde değil. Umrudan baktığın zaman yaratığın gölgesinin o tarafa doğru böyle siyah bir karaltı bir şeyinde. Şöyle durduğunu görüyorsun, yavaş yavaş kapanıyor. Ben kapanmasını ve geri döndüğünden emin olmak için. Sonra bir etrafa bir yani, şey saldı mı diye bakıyorum. Kapanıyor. Terslik şey yok etrafta. Sonuçta bu Bayan Rosalind'i yeterince ikna etmeli. Umarım. Rahatsızlık verdiğiniz için özür dileriz. Tabii, zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ederiz. İyi günler deyip tamam. Ben bu adam şey hani bugün size rahatsızlık verdik. Hani bize bir gün ihtiyacınız olursa şuradan ulaşabilirsiniz diye. Hani Botanik Park'ında şu P.O. Box'a ulaşabilirsiniz diyeceğim adamım. Pekala. Yani dediğim gibi yeteneklerim biraz sınırlıdır. Perception empat atar mısın? Yani 4. Ama ihtiyacınız olan bir şey olursa yardımcı olmaya çalışırım. Bunu sana diyor bu arada. 8 ve 6. Being humble, yani adam yeteneklerim sınırlıdır derken bayağı alçak gönüllü davranıyor. Yani. Ben de şey herif hakikaten şey yaptığım için çok ciddi bir şekilde söyledim. Hani biraz özür mahiyeti falan söyledim bunu. Direkt özür dilemeyi yediremem de. Teşekkür ederiz diye. Bu sırada herhalde şeyde şey yapalım. Neyse. Söyle. Bu arada bunu oyuncu da pek ben de olarak söyleyebilirsin mesela sandım. Yok hayır ben şey değil. Bu oyun içinde oluyor. Ben... Okay. Çıkıyorsunuz. Planınız ne? Şöyle ne oldu? Konuştuk. Ya şey söylüyor. Hani Rosalind'le zaten daha önceden iş yapmışlar. Fakat yani iş yapma şekilleri farklı olduğu için Rosalind'in bazı müşterileri çok hoşuna gitmiyormuş durumlar. O yüzden bazen hani verdiği servisleri her zaman kabul ettirmiyormuş. Hani ben yok hayır bunu bu konuda yardımcı olamam diyormuş. O yüzden arasını bozmak için Franklin'in Rosalind'in arasını iftira attıklarını söylüyor bazı müşterilere. Peki. Biz de şey dedik, eğer siz de Rosalind'e bu kadar göz veriyorsunuz, Rosalind bize böyle bir alet verdi, kontrol etmemiz için. Hemen gözümüzün önünde açalım, bakalım. Eğer hani saklayacak bir şeyiniz yoksa, kaybedecek bir şeyiniz de yok dedik, gözünün önünde açtık, yolumuza devam ediyoruz şu anda. Rosalind'e rapor vermeye gideceğiz. Şu an Rosalind'e geri dönüyoruz. Rosalind gene böyle bir saçma bir görev olacak gibi olursa tekne yaptığı bir şeye gideriz. Rosalind'e geri gidiyorsunuz. Uber. Şu an sadece vaktimiz harcıyor çünkü kadın. Değil aslında, neyse. Gidiyorsunuz. Bu arada kapıda sizi bekliyor Rosalind. Tam böyle geldiniz. Araçtan indiniz. Onun dükkanına geldiniz. Kapıyı açtınız. Sizi buyurdu. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anladığım kadarıyla bayağı başarılı bir sonuca vardınız. Yani vakit kaybı ne kadar başarılı gördüğünüze göre değişti tabii. Sizin için vakit kaybı ama benim için öyle değil. Bazı şeyleri netleştirmemi sağladı kafamda. Şimdi bir de görebildiğini bilmek hiçbir zaman vakit kaybı değildir bence ama. Şimdi ben sizden... şu oyuncağı geri veriyorum. Ha tamam. Sen de kalabilir de istiyorsan. Perception alert. Ne işe yarıyor? Yani ne bileyim, yani evde köpek besliyorsan biri sana ne işe yarıyor diye sorsa ne cevap verirdin? Bu değil. Dönüştü bir şey. Ya, o da bir köpek. Sadece bu dünyaya ait değil.
6, 8, 7, 7, 2 tane onun var. Onları da bir daha atayım. Neye bakmaya çalışıyorsun? 1 ve 8. Etrafta değişen bir şey var mı? Yok. Şüpheli bir şey var mı? Birebir her şey aynı yerinde. Birebir. Tamam peki. Ve hiçbir yer tozlu değil abi. Bayan Rozent, bize yardımcı olabilecek misiniz? Yardımcı olabileceğimi söyledim zaten. Ama... Olacak mısınız? Başka bir isteğim daha var sizden. Ki bunu da daha önce söylemiştim siz gitmeden önce. Tabii. Buyurun. Şimdi ne kadar detaylı konuştunuz Bayan Maxim Franklin'le? Ben kendisine Bay demek biraz garip geliyor bana, bilmiyorum ama... Tamamen dürüstlük. İşte tek mesleği... finans danışmanlığı değil. Belli ki. Yaptığı şeyleri satmıyor. Ama yaptığı şeyleri de tek kullanış amacı ilaç değil. Evet. Kendisi geceleri ekstra bir işe çıkıyor. Neydi? Bazı müşterilerinin arasını bulmasına sebebi o. Avlanıyor. Avlanmak derken? Sizin gibi, yani sizin gibi, siz ne avlıyorsunuz? Tabii sizin kadar yetenekli değildir muhtemelen. Ama değişik araçlara sahip bunun için. Muhtemelen bulaşmaması gereken birine bulaştı ve sizin oraya gitmeniz de bunu böyle olduğunu teyit etmemi sağladı açıkçası. Keşke benim bana gelen kargoları o çalıyor olsaydı. O noktada çözüm daha kolaydı ama belli ki birileri onun öncelikle benim onunla ilgili sıkıntı yaşamamız istiyorlar. Ama bunu bir süredir ben göz ardı ettiğim için duyduğum kadarıyla kendisinin başına bu gece bir şeyler gelecek. Kendisini muhtemelen korunmaya ihtiyacı olacak. Ancak kendisi kesinlikle gidip de buna yardım etmek isterseniz onu kabul edecek biri değil. Biraz haklı olarak kızımın kaybolmasından kendisini sorumlu tutuyor. Her ne kadar ben onu şimdiye kadar öyle bir şey olmadığı konusunda defalarca telkin etsem de. Ve onu kaçıranları bulmak ve canlı veya ölü kendisinden haber almak için araştırmalarına devam ediyor. Çok sonucunda bir yere varacağı araştırmalar değil. Yani daha kendisi genç ve onun şu an yaptığı şeyleri zamanında ben de yaptım. Bir şeye varamıyor sonunda. Dediğim gibi bu gece başına bir şey gelecek. Bu onun ölümüyle sonuçlanmayacak bu konuda da. Adım gibi eminim. Ama yani gidip ona bu gece yardım etmeye kalkarsanız sadece daha büyük sorunlara ulaşırsınız. Kendisi yakalandıktan sonra onu kurtarmaya gitmek daha mantıklı. Bu konuda da şöyle. Sizin sözünüz benim için yeterli. Ne kadar bazı konularda anlaşamasak da sizin türünüzün sözüne önem verdiğini, ağzından çıkan şeyi, söz verdiği şeyi yapacağını bilirim. Benim yaptığım, ilgilendiğim işlerle ilgili ne kadar bilginiz var bilmiyorum ama bizim için de eğer bir söz verdiysek, bir anlaşmaya vardıysak bu önemlidir. Özellikle doğaüstü varlıklarla bu böyle olduğu noktada. Sadece sözlü anlaşmaların bazıları sadece sözde kalmaz. Böyle bir anlaşma yapalım. Ben size şu an benden istediğiniz şeylerin bilgisini elde etmeye çalışacağım. Elde edebileceğimden neredeyse eminim. Eğer benden daha kudretli biri bunu engellemiyorsa. Sonrasında da ben Franklin'in nerede tutulduğunu öğrenirim. O kısımda bir sıkıntı yok. Onu oradan çıkarmama siz bana yardım edin. Kim kaçıracak? O kısım biraz karanlık. Yani neye karşı hazırlık yapmamız lazım? İşte önce kaçırılması lazım. Bu konuda size daha detaylı bilgi verebilmem için.
Bu bilgiyi kim ulaştırdı size? Dostlarım. Onu bugün kaçıracak varlıklar. Eğer ben bugün gidip gizlice sadece gözlem yaparsam beni ne kadar fark etme yetisine sahipler. Sen oraya gidersen muhtemelen başına bugün hiçbir şey gelmez. Bu daha iyi olmaz mı? Bugün gelmez. Yani hayatını her gece onun peşinde onu korumaya çalışan bir guard dog olarak geçirmek istiyorsan. Ben sadece bugün kaçırılarsa kimlerin kaçırdığını uzaktan gözlemlemek istemiştim. Dedim ya yani biraz olan bitenin nasıl olacağı konusunda önceden bilgi sahibi olabilen kişiler olduklarını tahmin ediyorum. Çünkü şimdiye kadar yaptığım bazı müdahaleler bunu gösterdi. O zaman bekleyelim. O zaman sen Franklin kaçırıldıktan sonra ve yeri belli olduktan sonra bize söylersen ben bize sunduğun anlaşmanın ucunu tutmaya hazırım. Bir şevebeye bakıyorum, onaylıyorum diye. Bence hiçbir sıkıntı yok. Kerem. Elin uzatısı. Ben de uzattım. Tokalaşıyorsunuz. O noktada şeyi saymaya başlıyor. Ben Rosalind. Sizin benden istediğiniz şeyi elimden gelen bütün imkanları kullanarak yapmaya çalışacağım ve sonuca ulaştığım sonuçların hepsini de size hiçbir şey gizlemeden aktaracağım. Siz bunun karşılığında ben sizden yardım istediğimde Franklin Maxwell'in tutulduğu yerden çıkarılması konusunda bana yardım edeceğinize dair söz veriyor musunuz? Veriyorum. Veriyorum. Bunu hepinize tekrarlıyor. Şimdi son burada dediği zaman ben neyse, okey. Yok, orada şey, Franklin Maxwell'i ekleme saatte kavuşmuşum vardı. Yok, herhangi bir Franklin Maxwell'e değil de neyse. Çıktı, yok herhalde öyle. Tutulduğu herhangi bir yer, yani çok kötü yerlerde tutulabiliyor. Ama bakalım. Çok kötü yerlerde değil. Ben asıl benim hırsım herhalde öyle bir hareket olmaz. Bizim fikrimiz... Karakter kağıtlarınızın arkasına yazarsanız... Flow olarak yazmanıza gerek yok. Kalıcı bir şey değil yani. Geçecek bu. Kadın mı her şeyi yapabiliyor olması ama? Perception awareness. Awareness'ınız yoksa sadece perception şeklinde atarsanız bunu difficulty 9. Botch. Chip 0. Bu arada double botch. Şu. Ben de chip 0. Hı. Sen de at abi. Evermiz bu karakter kağıdında mı yok? Yani nerede yazıyor? Oğlum yoktur muhtemelen. Alertness var. Hı. Ya Evermiz kendin karakteri yaratırken ihtiyacın olacağını düşünüp de alabileceğin bir talent. Yok. Yani perception atabilirsin. Ya bazı şeyler de var, settingler de var. Boş. Şimdi borçlayan arkadaşlar çok bir şey olmadı o konuda. Double şey. Onda da bir şey yok. Biraz daha refleksif olan bir şeydi aslında. Şeyi fark ediyorsun abi. Senle yani bayağı sıkıştığında gözünün içine bakarak şey yapıyor. Göz bebeklerin içinde bu şeyde dönerken renkler birbirine karıştı, bir şeyler gördün falan değil mi ya? Öyle bir an oldu yani böyle sanki o an Rosalind'le göz göze değildin de başka biriyle göz gözeydin gibi hissettin. Söz verildikten sonra geçti bu. Böyle bir an oldu. Sonrasında şimdi bir süre burada beni beklerseniz ben sizin işinizi halledim. Tabii ki. Anladığım kadarıyla çocuklara ait hiçbir şey yok elinizde değil mi? Sadece altları maalesef. Tamam. Bir de şey, daha önce bir şey dediler. Şunları aradığımızda bir sonuç alamadık. Ölmüş olabildiğinden şüphelendiklerimiz şunlar. Ben tamam. De şey yaptığım ritüeli, herhalde bir kısım ritüelleri hakkında fikri vardır. Şeylerin performansı. İşte şunu perform ettik. Olmayabilir bu arada. Ha, olmayabilir mi? O kadar şey değiller yani. Yani sizin ritüelleriniz çok farklı. Hayır, yani. Ritüel şey değil ama hani herhalde... Ya temelini anlattığın zaman evet falan filan der. Telefonu kaldırdı. Konuşmasını dinliyorsunuz.
Merhaba dedi. Şeyle konuşuyor bu arada. Yetimhaneden birini aradığını anlıyorsun bir noktada. İçerideki odada konuşuyor. Şey, telsiz telefon gibi bir şey. Merhaba deyip içeri gitti o. O zaman ben böyle oturuyorum. Bardaş kurdum. Sakeyi çıkarttım. Bakıyorum bir. İçen var mı diye. Sen söyle. Will power alabilir miyim ikinizden bir? Ben will power'a ben targetlayarak geleceğim zaten. Will power'lık şey yok. Sen söyle direkt. Sersin. At. Perception at at. Ben burada bonus isterim ama çünkü şöyle kendi teritorimde yani birini gelip bıraktıysam ve burnun karışırsa kızarım, aynı hareketle ben yapmak istemem. Çok düstursuz olur. 1-8-1-7 var. Bazı oyuncaklardan hissediyorsun abi. Mon success'im bu arada. Kaça aldın? Difficulty. Yani şey 1-8'im 1-9'um gitti. Onun dışında 3-2. Yani 3-3-3. Mon success o zaman. Yani. Difficulty'nin düşüktü de şey 3-2 değil. Abi merak ediyorsun. Bir par yakabilir miyim? Yakabilirsin. Ama yani şöyle yakmadan önce şunu da açıklayayım sana da. Bir de geçen seferden ne kadar bir parımızdı o. Ben şu an oradan devam edeceğim de. Hiç dinlenmediniz o noktadan sonra. Tamam. Şöyle merak ediyorsun. Ama o adamların bir şeylere baktığını gördüm. Çok başına garip bir şey de gelmedi çok aslında düşündüğün zaman. Bir şey kurcalamadan sadece bakarak gezebilirsin yani. O kadar kendini tutarsın. Sadece bakıyorum. Ben büyüm sens ettiğim bir şey alacağım abi. Tamam. Bir tane porselen bebek var abi. Bir tane şey var. Tahta birbirine iple bağlı yılanlar olur ya böyle, hı hı. Oyuncak. Bunun ama yeşilli, kırmızılı falan boyanmış bir şey var, birkaç tane şey var. Onlardan bir tanesinden alıyorsun. Yok, ince, yani genel şey olarak yani ne kadar bu sırada hani birbirini sens ediyorum. Çok hani yoğun değil. Hayır yani. Peki şey mi, alet mesela spiritual bir bağlantı mı yoksa hani magical mı? Yani bunu anlayamazsın. Okey. Şu anki şeyinle bunu anlayamazsın, şu anki yeteneklerinle. Bu ikisi gözüne çarptı buradaki, gördüğün. İnceliyorum, şey, bizim tabii şey, normal yapma şeylerinden çok farklı ama çok ilginç değil, geri şey yapacağım ilkeceğimde. Eğer daha fazla şey... Sat. Yedi ve altı var. Okey. Bebeği inceledin, koydun, sonra yılana baktın. Bu içinden ip geçiyor ya bunun. Her tahtanın arasında çok spesifik, aynı şekilde atılmış düğümler var gibi düşün. Üzerlerinde yazı şey, bir şey görmüyorum. Yok, hayır. Hı. Bir süre bekliyorsun, sonra Rosalind geldi. Size iyi ve kötü haberlerim var. Hangisinden başlayalım isterseniz? Başlayalım. Pek gitmek isteyeceğiniz bir yerde değiller şu an. Neredeler? Yer altında. Yer altında olarak değil, yer altında. Yok, yer altında, metafor olarak değil yani. Toprağın altında. Okey. İyi haber. Kendini buldum. Bize haritada yerini gösterebilir misin? Gösteririm. Ama oraya gittikten sonra perdeyi geçmeniz lazım. Orada perdenin ötesinde ne olduğuna dair sanki ufak bir fikrimiz var. Ya tahminlerimiz. Ne gibi? Sonuçta doğruysa doğru diyeyim ki... Spirale bir giriş. Yok, hayır. Daha kötü bir şey mi? Hayır. Ne var peki? Bakmadan bilemeyiz. Hadi. Ona geldi. Şimdi Wasteland'in ne demek olduğunu biliyor musunuz? Hemen ok altıma atarım. Bir ok altıma. Atabilir miyim abi? Arkadaşlar, mistik arkadaşlarım size bakıyorum. 9-9 attım bu arada. İşte. Bir ok altıma. Bir ok altında Wasteland'in ne olduğunu bilmen imkansız ama yani. 8-6-6. Tamam.
Ya ben out of game biliyorum da. Mystic arkadaşlar, bana da öğretin. Kurt arkadaşımıza. Şimdi. Umbra genel olarak baktığınız zaman, ya da Umbra demiyordur bu kadın. Perde. Perdenin ötesi, gölge diğer. Genel olarak baktığınızda işleyen güçlerin dengede olduğu, bu dünyanın olmasını, yani en mükemmel olacağı yeri göstermektedir. Bize yakın kısmı. Ama bu güçlerin bireysel olarak çok daha yoğun olduğu, çok daha kendilerine ait olduğunu göstermek istedikleri bazı yerler vardır. Bunlardan biri Wasteland. Bu sanırım siz kendisine aynı şey diye tabir ediyorsunuz. Wyrm'in kendisine benim dediği yerlerden biri Wasteland ve genelde bunlar bizim türümüzün yaptığı bazı şeylerle oluşur. Sadece Wyrm'in bir yere burası benim deyip yapabildiği bir şey değil. İşte atıkların bir yere atılması, çöplerin, kimyasal çöplerin, doğada kolay kolay kaybolmayacak çöplerin toprağın altına gömülmesi falan gibi şeylerle belli bir bölgenin bizim tarafımızdan ya da kendisinin ajanları tarafından spesifik olarak seçip kirletilmesiyle Umbra'da yansımasının da bozulması sonucu oluşuyor. Şimdi gideceğiniz yer böyle bir yer. Çok derinine inmeseniz iyi olur. Şansınıza çok derine inmek zorunda da değilsiniz. Orada... Biz meraklıyız. Oranın bir sahibesi var diyeyim. Merkezinde, çok dibinde bulunan. Onunla tanışmak istemezsiniz. Hiç bana meraklı gözlerle bakmayın. İstemezsiniz. Bazı şeyler oldukları yerde bırakılmaz yani. Tarihinize baktığınız zaman özellikle sizin Esten kardeşimiz dediğiniz bir yakınınız bir kabilenin tarihine baktığınız zaman bunu ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınızdır. O yüzden o kadar derine inmeyin. Yoksa sonrasında bana verdiğiniz sözü yerine getiremezsiniz. Çocukları nasıl bulacağınıza gelecek olursak. Bir nebze acele etmeniz gerekecek. Ancak bu kadar kişiyle başarılı olamazsınız. Acele etmenizden kastım hemen şimdi gidin değil. Yaptıkları şey anladığım kadarıyla biraz uzun sürecek. Bu kadar zahmete başvurduklarına göre, bu kadar zahmete kalkıştıklarına göre çok basit bir şey yapmıyorlar. Ne yaptıklarını tam olarak anlayabilmiş değilim. Çok yaşa. Ben de sizinle gelmek isterdim. Daha biraz daha genç olsam da gelirdim açıkçası. Ama size bir dostumu yardıma göndereceğim. Biraz kabul ederiz. Kaçırılmış çocuklar biraz zayıf noktam. Yumuşak karnım diyebilirsiniz. Nedenini anlayacağınız bir tahmin ediyorum. Sizden bir şey daha isteyeceğim. Vakti zamanında kendi kızımla ilgili yaptığım araştırmalarda isimlerine ne diyorsunuz bilmiyorum. Çok öğrenmek de istemiyorum açıkçası ama sizin türünüzün bu kirlenmiş halindeki şeylerin çocuğumu kaçırmış olabileceğini düşünmüştüm. Ki şu andaki işin içinde de onların parmakları var. Bulabilirseniz kızım Lily hakkında da bilgi bulabilirseniz eğer memnun olurum. Bu ama yaptığımız anlaşmanın içeriğinde değil ve bununla uğraşmak istemezseniz de anlıyorum. Resmi var mı? Var. Veriyor. Bir de şey, elimizden gelen her şeyi yaparız da benim için. Var mı? Sevdiği oyuncaklarından bir tanesini verebilirim. Şey, sadece kokusunu almak istemem. Yani sevdiği oyuncaklardan bir tanesini zaten yanınıza vereceğim. Okey.
Ben Mahmud'dan korkuyorum, onu söyleyeyim. Hayır. Kaç gücümüz var? Onunla ilgili size sonra haber versen. Yaptığım şey onu tam olarak şey yapmıyor ama başka yollarla onu öğrenebilirim. Dediğim gibi çok kalabalık gitmenizi tavsiye etmiyorum çünkü çok dikkat çekersiniz ve çok dikkat çekme isteyeceğiniz bir yer değil. Hayrımları götürmeyin ben de. Ama bu halde de gitmeyin. Nasıl gireceğinizi anlatıyordum. Bu şehrin zamanında, İkinci Dünya Savaşı zamanında belli olabilecek saldırılardan korunmak isteyen insanlar tarafından açılmış yer altında bazı sığınaklar var. Bu sığınaklar daha sonra bir takımı insanlar tarafından, bir takımı daha doğaüstü varlık tarafından birbirine birleştirerek altta dehlizler yaratılmış diyebilirim size. Bu şekilde anlatabilirim. Yani ilk önce girmeniz gereken kesim Staten Island'da bir landfill. Bu landfill sanırım tam olarak Türkçe karşılığı yok bu kelimenin ama yani şey, çöpü toprağın yer. Altına gömdükleri yer. Tam çöplük gibi değil. Böyle bir yerde yakınlarında bir girişten girmeniz lazım. Daha sonrasında Umbra'ya geçmeniz lazım. Ama ne an geçeceğinizi sizin anlamanız lazım orada. Bunu tam olarak bilmiyorum. Buradan kesiren biraz daha yeteneklerimin ötesinde açıkçası. Bilmemiz gereken başka bir şey var mı? Şu an için söyleyebileceklerim bu kadar. Eğer size ulaşmamı sağlayacak bir şey bırakırsanız bana telefon numaranızı veririz. Ne kadar vaktiniz olduğunda size söylerim. Eğer ona dair bize erkenden bir şey söyleyebilirsen, biz bu olaylarla ilgili çünkü bir yere araştırdık yani çıkan yerlerden. Şöyle, bugün ya da yarın ya da ertesi gün olmayacağından eminim. Yani yarın bir yeri daha araştırırsak belki birazcık daha gitmeden önce bilgi toplayabiliriz. Bu arada arkadaşın yerini de bize söylemem lazım. Arkadaşımın yerini? Kaç yıl oldu o zaman? Ha, onu zaten söyleyeceğim. Yani anlaşmanın sizin kısmı, onu söylemezsem bu benim salaklığım. Bir de şey, geçmişteki diğer kaçırılma olaylarına dair bilgin varsa daha sonra bunun üzerine biz en azından üçümüz ilgilenebiliriz. Eğer bize paylaşmak istersen, eğer bizi katmak istersen. Yani şöyle, araştırmam sırasında bir takım şeylere ulaşmıştım ama çok geri kalan, kaybolmuş insanlar direkt onlar olarak umurumda değildi. Doğru söylemek gerekirse. Çok diğer kişilerin iyilikleri için bir şeyi karşılıksız yapan biri değilim. Yani bu sizin hoşunuza gider ya da gitmez. En azından şöyle söyleyeyim. Senin kızının kaybolduğu zamanki olaylar şu anki olaylara benziyor mu? Çok değil. O zaman böyle büyük, kitlesel bir kaçırma durumu söz konusu değildi. Kaç yıl önce oldu bu olay? 5. Kızım eğer hayattaysa şu an muhtemelen 17-18 yaşlarında. 12 yaşında kayboldu. Muhtemelen ne diyorsun? 17 yaşının sonlarında. Resimdeki haline pek benzemez yani gördüğünüz zaman ama sizinle göndereceğim dostum onu tanıyacaktır. Peki kızın bu korap edildiyse, dönüştürüldüyse ne yapmamızı istiyorsun? Bırakın öyle bir şey varsa onunla ben ilgileneyim. Tamam. Yardımların için teşekkürler. Evet. Sonuçta hiçbir şey karşılıksız yapmadım. Teşekkür etmenize gerek yok. Anladığım kadarıyla insan kültürü bunu gerektiriyor. Daha öğrenecek çok şeyim var. O zaman tekrar görüşmek üzere. Umarım. Bu çok da bize güven vermedi ama görüşmek üzere. Oyunu bitirmeyeceksek ben tekneye atlayıp öbür yere gitme niyetindeyim bu gece. Bence bitirelim çünkü
15-20 dakikada yapacağımız bir şey yok şu an. Yapacağınız herhangi bir aktivitede. Yani kafanızdaki şeyler tekneye atlayıp orayı incelemek. Gidip yetimhaneye bakmak. Büyük yetimhane kalsa. Yani hayır, olabilecek şeylerden bahsediyorum, yapabileceğiniz şeyler. Hani gidip karnında falan araştırma yapacaksanız, konuşacaksanız onu yapabiliriz ama bir yere gidecekseniz eğer... İşin açıkçası bir saat içinde bize bir saat sonra şeyleri yollayacağım demişti ya. Biz zaten kendi bölgemizdeyiz. Gidelim onları alalım. Evet, onları alalım. Kayağına gidelim. Bir de kayağına gidelim. Şu Madrilerisa'dan o aletin içindeki şeyleri. Onları bir arayalım. Ben çakalla iki dakika konuşurum. Şu şey tekneyle gideceğimiz yer nereye gideceğiz? Bir şey vardı ya. Açık bir yerde böyle bir yanma olayı olmuş. Denizden. Denizin kutasında ne yanmış abi? Genç bir kurt adam söylemişti de kimse... Soru işareti. Hala onu. Kehanet. O kaç yıl önceydi? Onun var biraz daha. 15 yıllık bir kehanet o. Ama ben hayır, bu... ben de ona göre hazırlık yapıyorum şimdi. Çocuk kaçırılma yani olaylarına bak. Aslında da aynı yani çıktı. Yani işte ona göre mesela yine bu böyle manteli. Her sene mi yapılıyor yoksa? Sırasını falan bulursak mesela işe yarıyor. O yüzden tamam. Söylüyorum. O karne gittiğin zaman onun üzerine bakarız abi. Burada mesela baktım. Bunu internetten de bakman gerekecek bu arada. Oradaki kayıtlardan sadece yok. Suyun ortasına olacak. Onda da şeylerden isterim. Hacker grubunun numarası yok. Gidip falan. Ya bu tarz şeyler telefonda tanımadığınız birinden istediğinizde hoş karşılanacak şeyler değil. Yani gidip tanışmanız, şey yapmanız lazım böyle şeylerde. Bir noktada bence zaten New York City'nin genelinde size bahsettiğim ve tanımadığınız kişilerle gidip yavaş yavaş tanışırsanız iyi olur. Oyunun geleceğinde yani size yardım olabilecek şeyler bunlar. Bir de biraz şeydir yani, tamam aynı bölgede değilsiniz ama aynı şehirdesiniz. Yarın bir gün onların takip ettiği bir iş sizin bölgenize düşer. Yani sizin bölgenize girmeleri gerekir, sizin aynı şekilde onların bölgesine girmesi gerekir falan. O noktalarda işinize yarayan şeyler bunlar. Şimdi kimlikleri almak için gidiyorsunuz. Tamam. Yaklaşıyorsunuz. O... Tane örgünün orada kurt duruyor. Ayaklarının dibinde bir tane şöyle küçük bir çanta var. Selam ederim, kollarım ondan. Başka bir şey yoksa? Bir ara motor binmeyi öğrenmek için size arayacağım. Niye? Koşmak gibi ama eğlenceli işte. Şeyi hissediyorsun ama yani. Böyle bir ne gerek var ki yani? Şeyini hissediyorsun. Koş. Şehrin ortasında. Adı neydi bunun bu arada? Bu kurtun. Şu an soruyorsun. Timber. Timber. Timber'ı sevdim. Kuyruğum olsa kuyruğum sağ ol. Ben çantadakilere baktım. Kimlikler abi. Hepinizin adına basın kimliği var. Senin adına bir tane PI şey, özel dedektif şeyi var, kimliği var. Bir sette normal kimlikleriniz dışında normal kimlik yapmış şey. ID yapmışlar. Vay. Bir ara ödeşiriz diye de bir not var içinde. Ne zaman istersin? Ben veriyorum bunları kimliklere. Hadi kayana gidelim. Kayana doğru yola çıktınız. Var ya şimdi bir sıkıntı yok zaten. Şimdi ben bu kimlikleri bunlardan alıyorum. Gel. Siz onları bana geri verin. Neden? Bir ritüel yapmam lazım burada. Mantıklı. Bu kadar küçük şeyler şey yapmıyor bu arada ya. Yani kıyafetin cebine falan koyduğun zaman kıyafet ya, korunduğu için onlar zaman... şey yapmaz. Tamam, gerek. Ama evet, mantıklı. Düşünmesi güzel. Yani. Çünkü dönüşünce böyle kimlikler pıtır pıtır da geliyordu. Şimdi de konuşacaksınız. Sekorlar bir tek durumu anlatalım bence. Şey, onun raporu yok zaten. Tamam.
ne durumda? Yani durumunu mu sormak için sormak? Durumu iyi bu arada. Şey. Bayağı kendine gelmiş durumda yani. Çıkalım, ben de konuşacağım. Ben konuşayım o zaman. Tamam, ben de madırları sayıyorum. Baktığınız zaman daha büyük bir Coyote Spirit ile konuşuyor şu an Çakal. The Coyote ile mi? Yani The Coyote olacak kadar da büyük gözükmüyor da. Close enough. Okay. Daha büyük bir sütle konuşuyor. Etiketiniz var mı? Yok ya, etiket şeyi gerek yok da daha büyük bir sütle konuşuyorsa bölmeyelim yani arasını. O yani onun için etikete gerek yok yani. Common sense yeterli olur burada. Senin için yeterli de onun için yeterli olmayabilir. Yani o kadar bir de spiritual bir adam değil ya. Durduruyorum ben seni. Durdum abi. Bekliyorum. Zaten ne durumda diye şey yapmaya gitmiş. Yani şimdi senin önceden bildiğin bir şey var. Bunların konuşmaları çok çok uzun sürebilir. Yok, iyi gözüküyorsa ben zaten iyi görmeye şey hani ne durumdasın, iyi durumda mısın, yardımcı olabileceğin başka bir şey var mı diye şey yapmıştım. Eğer iyi durumdaysa şeyle konuşuyorsa bölmek bize düşmez. Sen şöyle yapalım. Siz Mother Lester'ı şey ile şu gemi öğrenin. Şu senin bulduğun şeyleri öğrenin. Hatta ben de geleyim, rapor vereyim. Sonra bir çakalı bir tur daha uğrarım. Abi Mother Larissa bu kadar günlük işlerle direkt olarak ilgilenen biri değil. Mother Larissa şey, Daystland'da tutuyorlarmış. Ha, onu okey. Rapor vereceğiz dediğim şey yok. Onu söyleyeceğim. Diğerlerini sekreterden öğrenirsin. Tabii canım. Şey. Larissa kime şey yaptıysa, ya bir de gemi, evet. Ve gemi beni kime verildiyse onunla konuşuruz. Biriniz yüzlük atsın. Bunu ben atmayayım abi. Bundan önce hepimize yapıyoruz. Attım o zaman. 28. Okey. Burada Mother Larissa. Sen raporunu ver. Selam veriyordum çocuğum. Hoş geldiniz. Bir şekilde. Kaçırılan çocukların yerini bulduk. Aa, neredelermiş? Şurada Westland'delermiş. Peki bu konudaki planınız ne? Birazcık. Arkasında hafif bir yükselmeye duruyor ama. Yani her şeyden önce Westland'de nelerle karşılaşabileceğimize dair biraz daha bilgi alıp biraz daha yardımla gitmek. Güzel. Güzel. Şimdi burada bazı kayıtlar var. Direkt oradaki Wasteland'de ilgili de kayıtlar var. Onlara bakabilirsiniz. Onun dışında size bir tavsiye. Oraya o kayıtlarda kimlerin yazdığını falan göreceksiniz. Gidip onları da tanıdığınız, burada görebileceğiniz biri varsa sormayın. Çok insanların sürekli hatırlamak isteyeceği şeyler değil orada gördükleri şeyler. Onun dışında buradan yardım alma fikriniz de mantıklı. Zaten o bölgeye yakın bir pek daha var. Onlarla sizi irtibata geçiririz. Biraz perdenin öbür tarafındaki işlerle daha ilgili arkadaşlar. Yardımları olacaktır. Başka bir şey var mı? Kutuna rapor etmemiz gereken başka bir şey var mı? Rapor etmemiz gereken değil de genel olarak öğrenmiş olarak. Bizim verdiğimiz, incelenmesi gereken şeyleri kime delege ettiniz? Onun ismini verebilmeniz diye soracağım. Turt Geçir. Turt Geçir. O da anlatacak güzelmiş. Bu adamın ünvanı bu arada. Yani inanılmaz bir ünvanmış artık. Kendisini baktı. Elizabeth'e sorun, muhtemelen o biliyordur nerede olduğunu. Tamam. Bizden başka bir şey yoksa iyi günler diyor. Benim de katılmam gereken bir toplantı var. Selam edip gidiyoruz. Siz şey yapmadan önce kendisi böyle bir yürüdü. Hafif sırtı falan eğik yürüyor gibi düşünüyorsunuz. Kambur gibi değil de. Sonra yürürken kayboldu. Kaybolduğu nokta şeylerin olduğu noktaya doğru yürüyor.
spiritlerin, konuşan spiritlerin olduğu noktaya doğru gidiyor. Elizabeth'in yanında mı, kütüphaneye mi? Yani birimizle Elizabeth'le konuşalım. Daha ruhsal alemlerden anlayan birimizle kütüphaneye baksın bence. Tamam, ben kütüphaneye bakarım. Sen de kütüphaneye bakarsın. Ama Elizabeth'in ne diyeceğini de merak ediyorsun, Trutgeç'in ne diyeceğini. Ben ilk olarak şimdi... Sen oraya gitmeye başla, ben sana seni yakaladım. Sen kütüphaneye git başla. Tamam. Elizabeth'ten ilk olarak şey yaptığımız şeyleri çözelim. Problemleri bir bir çözüm. Sonraki problemleri atlamak lazım. Elizabeth'in yanına gidiyorsunuz. Arkası dönüp size, size yaklaşıyor. Yine ne? Ha, evet, nasıl yardımcı olabilirim size? Meşgul değilsinizdir umarım. Dans etmiyoruzdur. Hep meşgulüm. Yüzden... Tört keçilerde bulabiliriz. Ha, şey... Odasındadır. Bilmiyorsunuz. Göstereyim ben size. Şey, tünellerden bir tanesine doğru gitti. Devam ediyorsunuz. Bir noktadan sonra büyükçe bir açıklığa bağlanıyor burası. Laboratuvar gibi düşünebilirsiniz burayı bir yandan ama... Laboratuvar needs... Koku falan yok etrafta. Yerde böyle taşlardan çizilmiş alanlar var. Onların bir tanesinin ortasında şey var. Sizin gemstone var. Bir tanesinin ortasında şey var. Bulduğunuz dagger var. Başka bir tanesinin ortasında o spine, yani omurga gibi olan şey var. Başka bir tanesinin ortasında o bulduğunuz taş vardı ya. Hı hı. O var falan. Ona böyle bir çember şeklinde sıralamış. Ortasında da oturmuş meditasyon yapan bir adam var. Biraz bir şey. Şey, bere var kafasında. Berenin bazı yerleri ama sökülmüş, yırtılmış falan gibi düşün. Saçları falan hani bayağı cansız duruyor, yağlı duruyor. Çok temizlenmiş, iyi bakılmış saçları yok. Ortamdaki koku muhtemelen gelen koku, yani laboratuvar kokusu yok ama bir koku alabilirseniz eğer adamdan geliyordur. Bayağı pis duruyor. Üstündeki kıyafetler falan yırtık pırtık. Böyle bel kısmı, yani kemerin tutulan kısmıyla altındaki kısmı birbirinden ayrılmış. O yüzden biraz yırtık ve aşağıda duran bir pantolonu var gibi düşünün. Üzerinde de bir tane tişört var. Zamanında beyazmış. Eldivenleri falan var, böyle parmak eldivenler falan, ama onun da mesela şurada bir delik var. Bir kısmı şöyle yukarıda falan. Sence kahretsene, hoşuna gider. O yanınızda değil. Adam böyle duruyor. Yani şu şekilde duruyor böyle. Biraz bekleyip sonra adını söylersin. Sizden önce zaten hani girdikten sonra Elizabeth Bearback diye vardı. Adam ismi Bearback bu arada. adam gözlerini açtı, şöyle bir şey yaptı, kütürtüyü duydunuz şeyini, sonra ah falan deyip arkasını dönüyor. Güzel. Elleri cebinde geliyor size doğru. Yani siz kimsiniz? Ben Lydon Scott. Yaklaştığı zaman şeyi fark ediyorsun şimdi, eldiven, yırtık pırtık bir eldiven var dedim ya. İçinde eline sarılı bir sürü paket lastiği var hani böyle. Parmaklarını falan açarken onlar geriliyor. Güzelmiş. Tam tersi kendimiz. Şevelbo diyorum ben. Ne istiyorsunuz? Şu anda uğraştığı karakütleri biz getirdik. Hmm. Aferin aferin dedi. İkiniz de kafanızı buluyor. Ama biraz uzanık duruyor, kısa bir adam. Yani? Bize bunlar hakkında anlatabileceğim bir şey var mı? Ne zaman şey yaparsın? Bunu sormak istemiştim. Yani şu, şu taş camsonu gösteriyor. Ya onu biriniz kırın. Meditasyon yaparken içinde ne varmış görürsünüz. Çok enteresan bir şey değil yani. Bıçağı gösterdi. Ya bıçak da kaybettiğiniz bir şeyin yerini buluyor. Odaklanırsanız eğer ona, bıçak bir yere doğru dönüyor. Şey gibi. Taş ritüeli gibi. Diğer ikisi enteresan. Bir tanesinin içinde bir şey var. Açmak istemiyorum. İçindeki şeyin ne olduğunu bilmiyorum çünkü. Aynısı. Olur yani. Şey, taşı içinde. Şey, elemental summon'ların düşündüğümüz taş mı? Yok, Werewolf'un içinden çıkan. Ben onda channel'ladığım zaman anlattığım experience'i anlatmak istiyorum size, orada yaşadığım experience'i adama. Anlat. Anlat. Yok işte,
içimdeki kuvveti ona doğru kanalize ettiğim zaman şey omurgadaki ürünler sayesinde oynamaya başladı. Tamam bunu açmayalım. Bilmek diğeri... istemiyorsun diye. Uzaktan kumanda gibi çalışıyor diğeri. Omurgayı gösteriyor. Yani... Omurga mı uzaktan kumanda gibi çalışıyor? Taş değil. Taş değil. Taşın içinde başka bir şey var. Hani... Spirit gibi düşünmeyin bunu. İçinde bir şey hapis. Onu mümkünse açmayalım. Daha içinde bir şey ne var bilmeden. Ama omurga uzaktan kumanda gibi çalışıyor. Bu sonradan yerleştirilmiş o cesedin içine. Çok ilginç. Ben düşündüğümde tam tersini düşünmüştüm. Taşın içindeki şey bedeni mi kontrol ediyor damurga yoluyla? Yok işte tam tersini söylüyor bize bunu. Omurga. Yok omurga içine yerleştirilen bedeni kontrol ediyor. Dur. Omurga taş sayesinde mi bedeni kontrol ediyor? Onu bilmiyorum. Bak omurga ile taş arasında bir bağ var. Tamam. Omurga da bir şeyin uzaktan kumandası. Yani yani omurgada omurgada alıcı mı verici mi onu da çözebilmiş değilim daha. Yani bir yerden bir şeye sinyal gönderiyor, bir şeyden sinyal aldığı belli. Üzerindeki rünlerden ama diğer taşın bir olayı yok bu arada. Şeyden buldunuz. Elementer'in bağlı olayı. Oo, üzerinde ritüel yapılmış. Ritüel de bozulmuş zaten artık. Bundan çok bulacaksınız gibi gözüküyor olaya. Bakarsak. Elementerle direkt savaşmak yerine ritüeli bozup elementeri cleanse'leme şansımız olur mu? Tabii bunu önce bulabilirseniz. Hala daha gördüğünüz noktada elementeri. Yani çünkü elementeri görmeniz için bunu elementer geldikten sonra bozmanız lazım. Olabilir ama dediğim gibi ritüel sonuçta zaman alan bir şey. O zaman sırasında ritüeli yapanı korumanız falan gerekecek. Elementalin dikkatini başka yere çekmeniz gerekecek. Bu tarz şeyler. Yani çok dışarıda çalışmam o yüzden bu konuda size ders verebilecek biri değil. Yani siz benden daha iyi biliyorsunuz o zaman. Ne demesi gerekiyor? Yapabiliyorsak yapmayı deneriz. Anlamamız. Bir tane daha elementali kurtarabiliyorsak. İstiyor musunuz bunları? Şu ikisini almayın. Onlarla işim var. Biraz da tahmin edebiliyorum. İşim bittiği zaman ona isteriz. Bıçakla gemi alalım. Tamam. Benim gibi gemi kırarsan uykuya yatmadan önce kırarsan rüyanda onu en son kullanan kişinin gördüğü rüyayı göreceksin. Ben bıçağı Şevega'ya vereceğim. Gemi ona vereceğim. Tamam. Sana gelelim abi. Ne araştırıyorsun? Şu West End'le ilgili Wasteland'la ilgili araştırdığın şeyler için ben sana neleri okuman gerektiğini atacağım. Şeyle açık anlatırım da bir kısmı. Bu arada kütüphaneyle ilgilenen biri var mı? Yok. Ama kütüphane bayağı düzenli. Yani şöyle düzenli. Abi kitap gibi düşünme buradaki şeyleri. Daha çok el yazmasıydı, kayıtlar. Birkaç tane eski kitaplar var ama hani artık sayfa sayfa olabilecek şekilde. Millet hani yaptığı, gördüğü garip şeylerin kaydını tutuyor. Değiştirebileceği şeyler falan. Buraya siz de bir şeyler yazıp bırakabilirsiniz bu arada. Belli bir noktada. O tarz şeyler var. Tarih ve olan olayların hangi doğaüstü varlığa bağlı gittiğine göre iki şekilde sıralanmış gibi. Ya şimdi şöyle West End'deki işte o karşılaşan kişiler ya West End'de nelerle karşılaşmışlar? Onların hepsini ben sana şey yaparım. Atarım sonra. İşte zayıf noktaları neymiş, ne değilmiş, ne hatta yapmış. Şöyle yapalım. Sen bana neleri araştırdığını yaz abi. Tamam. Yarın falan. Ben sana bir sonraki seçine kadar o kısımda bulduğun şeyleri şey yaparım. Olmadı bir zar atarsın bir noktada. Resmini çeker bana gönderirsin falan bir şey yaparız. Hatta zar atmana gerek yok. Yeterince vaktin varsa bulursun. Bir noktadan sonra da bu kaçırılma olayları. Kaçırılma olaylarını çok burada pek bir şey bulamayacaksın. Biraz internete yönlendiren şeyler bulacaksın burada. Onları da aynı şekilde sana anlatırım. Ya burada araştırdığın her şey şu anda aklına gelmese hani gittikten sonra da aklına gelebilir. Ben sana yazayım. Ama bu konuda hani birbirinize akıl danışmayın direkt olarak. Sonrasında hani ben sana bir şeyler gönderdikten sonra konuşurken şey yapabilirsiniz.
Çünkü arada çok vakit, birbirinizi göreceğiniz vakit geçmiş. Belki ikiniz konuşabilirsiniz ama o da WhatsApp kullanmıyor zaten. Onun dışında, her şimdi... Herkes ikişe aldı nokta. WhatsApp kullanmayan antikolojik olarak. Gelelim yine onlara. Birincisi, abi dördar hanırınız var, temporary. Harika, üç hanırım havaya gitti. Üçer wisdom'ınız var. Glory ile alakamız olmadı. Oldu aslında. Birer de glory'niz var. Glory sadece combat'la kazanılmıyor. 9'dayım bak. Yapacak bir şey yok. Nereden kazandın? Anlatırım sonra. Onun dışında bunu daha önce yapmış mıydık Learning Curve Quiz'i? Yine o zaman sen benden başlayalım, sen ondan başlayalım. Ondan başlayacağım. Ya yani şimdi Oğuzhan Bey. Evet. Karakteriniz ne öğrendi, siz ne öğrendiniz bu session'da? Yani daha hazırlıklı olmamız gerektiğini öğrendim ben. İşin açıkçası böyle pataküte dövmeye gidiyoruz biz sadece ama hani hiçbir şey bakmadan gidiyoruz. Biraz daha böyle bakıp, oturup, araştırıp biraz daha böyle dinlenip işte kayanda olsun, bölgemizde olsun vakit geçirmek gibi şeyler yapmam gerektiğini öyle düşünüyorum. İşte böyle karakterim de öğrendi. Dış dünya, yani başka dünyalardan gelen varlıklar olduğunu öğrendi. O dünyalara bir şey yapacak. Ne yapacağım? Yani ne olduğunu öğrenmeye çalışacağım. Ha, araştıracağım. Aynen. Okay. Yani merak, hani şey değil de hani böyle işte niye yapıyorsun, niye ediyorsun değil de hani bu nereden geldi, ne bu, nasıl bir varlık falan arzında. Bir de böyle gidip hani dövün diye yolladı, tehdit edin diye yolladı ama işin altından başka şeyler çıktı. Hani bu diğer olaylar için de geçerli olabilir. Biraz daha böyle hani şey, olaylar karşısında daha temkinli ve kutunun dışından bakması gerektiği. Güzel. 4 experience aldın abi bu session. Ofe Bey, sizdeyiz efendim. Karakterinden başlayayım. Karakterim zaten genel olarak hani yalnız, hayatının en başına yalnız takılmasına rağmen işte yeni bu care şey sistemiyle insanlarla beraber, hani başka tiplerle beraber çalıştığında sonuca çok daha hızlı ulaştığını farkında şu anda. Çünkü her gittiğimiz yerde yaklaşık en azından bir sonuç, hani bir şeye ulaştık yani, ulaşmak istediğimiz. Onun dışında kendi şamanik ritüellerinde, şamanik tradition'ın dışında başka türlü daha farklı bir sürü büyüsel şey olduğunu fark ettim. Şimdi ne kadar iyi olmuş olabilir bilmiyorum ama bunun için. Onun dışında ben hani geçen zaten sizinle söylemiştim. Net yeterince hazır değiliz yani şeye. Ve daha tabii ne oluşuyor şey olmamızın dışında herkes işte daha farklı bir beklediğimiz haber. Ben mesela şeyin işte Roselle'nin mesela gerçekten ilk böyle karşıma şey geldiğinde hani kötü niyetli olduğunu düşünerek anlıyorsun ama hani birazcık daha işi kazdığın zaman o kadar da kötü niyetli, o kadar da şey olmadı. Hani ilk şey yaptım, ben çok şüphelenmişim. Hala o son anlaşmada şüphem olsa da yani mesela çok daha hani rahat şey yapıyorum. Böyle diyebilirim. Çok daha rahat ilerliyorum. Senin de 4. Ben 4 alabileceğim. Söyleyeceğim her şeyi söylediler. Kahve. Sonuncu olman kötü tarafları değil mi? Bu sefer benden olacaktım. Başlamayın dedin. Bundan sonra hep benden başlayın dedim. O zaman bilet olarak şunu öğrendim. Bir daha learning curve soruları geldiğinde hemen öne atlıyorum abi. Çok güzel çevirdim. Hakkım yenmesin. İyi çevirdim. Onun dışında bazı işleri relegate edince, başkalarına verince çok rahatlıyormuşum. Gerçek liderlik işleri başkalarına atmakta gizliymiş. Bundan sonra her şey sizin üstünüze salıyor canım. O kadar adamın yok ki. Evet. Çaktırma, bir gün olacak, inanıyoruz işte. Bir gün büyük
New York'un en büyük peki olacağız. Görürsün. Leiden şeyi öğrendi. Acilen geliştirmesi gereken çeşitli yetileri var. Başta araba sürmek, empati kurmak, korkutma dışında biraz leadership yeteneği de kullanmak gibi. İnsan yetenekleri yani. Evet, birazcık daha insan olmayı öğrenmem lazım. Buradan bunu öğrendik. Bir de bir ara gidip yavaştan şeylerle tanışırsam, yani hani onların tanışması o kadar mühim değil de en azından benim lider olarak gidip ben bunları yapıyorum, şurada şuradayız. Yani benim öbürleriyle tanışma faslının ilk adımını atmam lazım onun için de. Bu sadece kurt olanlar için geçerli değil bu arada, onu da söyleyeyim. Zaten ben bunu genel tüm faction'lara bakacaktım. Ki oyun içinde de Maxwell'le aramı iyi tutarak onu biraz yaptığımı düşünüyorum. Aynen. 4 experience alalım senden. Şimdi şöyle, bugün bu kadar ama açıkçası izleyenler de hani fark etmiştir, bazı konularda bizim pekimiz şu an biraz eksik. 2 tane kurtumuz var. Bir tane böyle 3 işten de ortalamanın biraz üstünde ama hiçbirinden tam olarak mükemmel yapmayan bir samurayımız var. Bir ya da 2 oyuncu alacağız. Şimdi yeni oyuncular katılacak belki. Evet. Şimdi bunun için şöyle, yayını izleyip Ankara'da olup cuma akşamları bu saatte uygun olan ve oyun oynamak isteyen arkadaşlar varsa onlar da bence iletişime geçebilirler. Olur. Bize yazın. Yani bana yazın Discord üzerinden ya da Twitch üzerinden mesajla. Çok inanılmaz bilmeleri de gerekmiyor. Yani bir bakarlarsa, fikirleri olursa yeter. Zaten yardım ediyoruz. Hani karakter yaratırken de, setting anlatımında falan da. Bu yani benim diyeceğim şey. Onun dışında sanırım haftaya görüşürüz. Aynen. Zaten chat sessiz bir yaz var. Bizi artık sevmiyorlar. Yani genel olarak böyle hani o bizle alakalı. Bak Berfi gidince bizi izlemeyi bırak. Keramet Berfi'daymış bak. Neyse. O zaman haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka bir şey var mı? Yok. Yarın ekstra bir şey yok. Görüşürüz.